E, güzel. E, biz ayın birinde Hatay'da başladık kampa. E, yani Dadauslu çalışmalarımıza. E, ayın üçünde asker oyuncularımız katıldı. Sekizi itibariyle burada başladık. Üçüncü günümüz. E, siz de görüyorsunuz e, hava şartları futbol için gayet elverişli. Bu yaz mevsiminde, temmuz ayında. E, bunun yanında sağ zeminleri de yüksek irtifa kamp merkezinde, Erzurum'da e, tatmin edici. Onun için çalışma şartlarından memnunuz. E, güzel gidiyor çalışmalar tabii ki hayal kırıklığı oldu. Hepimiz süperliğe çıkacağımıza inanıyorduk. Ama futbolda var. Bir penaltıyla kaybettik. ben bunu üzerimizden attığımızı düşünüyorum. İki seçenek var. Ya işte geçen sene süperliği nasıl kaçırdık diye hala konuşup anıları tazelemek, hayıflanmak. B seçeneği ise tekrar bu hedef için mücadele etmek, çalışmak, inanmak. biz B seçeneği konumundayız. Şu anda tabii ki oyuncularımız sadece çalışıyor. E, takım bütünlüğümüz oluştuktan sonra mental anlamda da, hedefe kitlenme noktasında da e, daha konsantre olacağımızı düşünüyorum ben. E şöyle, hep diyorum en iyisini yapmaya çalışacağız biz. E, yani elimizdeki kapasitenin en yüzde yüzünü almaya çalışacağız. E, nihayet de belirlemek için takım kurulumumuzun tamamlanması lazım. Transferlerimizin tamamlanması lazım. Önümüze 23-24 kişilik kadromuzun oluşması lazım. Ve biz de ona göre net bir şekilde hedefimizi belirleyeceğiz. Ama her şartta ne olursa olsun biz en iyisini yapmak isteyeceğiz. İnşallah bu da şampiyonluk olur. Şimdi bir sabeki oyuncusu alacağız. İki tane orta saha oyuncusu alacağız. Bir tane kanat alacağız. Bir tane de forvet alacağız. Bunlar Mirkan ve Caner'in devam ettiğini düşünerek söylediğim sayılar. Yani beş transfere ihtiyacımız var. Şu aşamaya kadar bir transfer katamadık. Ama en azından en geç ikinci etap kampımıza 22'sine kadar Takım kadromuzu tamamlamayı düşünüyoruz. Tabi transfer süreci ama şu ana kadar Mirkan ve Caner'in bir iki gün içerisinde kampımıza katılacağı gibi bir görüntü ve görüşmeler var. Biz de aramızda olmalarını çok istiyoruz. Bu hedefe giderken onlara ihtiyacımız var. Onlar da burada olmak istiyor. Herhalde belli noktalara da gelindi. Ufak tefek ayrıntılar da sonuçlandıktan sonra herhalde bizimle beraber çalışmalara katılırlar iki güne kadar. Ya iki nedeni var bunun hep söylüyorum. Birisi sportif nedenler, biri diğeri duygusal nedenler. Sportif nedenler biz burada bu takımda yarım kalan işimizi daha çok mücadele ederek üstüne koyarak tamamlayabileceğimizi düşündük. Burada sportif manada daha başarabileceğimiz hedefler olduğunu düşündük. E bu sportif manada bizim Hatay Spor'la devam etmemizin nedeniydi. E duygusal manada da zaten altyapısından yetiştiğimiz bir kulüp var. İki buçuk yıllık teknik direktörlük kariyerimizde Başlama şansını veren ve bu sürede gerçekten bizi destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan taraftarına kadar bir camiye var. Biz de ilk fırsatta e, terk edip gitmek istemedik. Bir sene daha mücadele devam etmek istedik. E, burada da benzer bir yanıt vereceğim Hatay Spor için düşündüğümün en iyisini istiyorum kendim için. Ama e, çok uzun hedeflere takılmak, uzun süreli hedeflere takılmak istemiyorum. Şu anda kısa süreli hedefimiz Hatay Spor'u inşallah bir üstüye çıkarmak. Zaten bu kısa süre hedefleri başardığımız zaman bizi adım adım kendi hedeflerimize yaklaştırıyor. Ama kendi adıma bu iş nerede en iyi yapılıyorsa, neresi en iyisi ise ben de o hedefte çalışmalarımı sürdürüyorum. Ama öncelik Hatay Spor hedefine ulaştırmak, daha sonra kendi kariyerimizde gelebileceğimiz en iyi noktaya gelmek.